Yaşadığı evreni inceleyen insan, her biri içlerinde ortalama 300 milyar yıldız bulunduran 250 milyarı aşkın galaksiyle karşılaşır. Bu muhteşem sistemlerin her biri belirli kurallara göre ve belirli bir düzen içinde işler. Evrenin her parçasında bir plan, tasarım ve denge vardır. Bu dev evrende çok küçük bir yer tutan dünya ise son derece karmaşık ve hassas dengeler üzerine kurulmuş mükemmel bir sistemdir. Bilinen tüm diğer gök cisimlerinin aksine yaşama elverişli bir atmosfere ve yüzeye sahiptir. Dünya yüzeyinin büyük bölümünü kaplayan su, hayatın temel şartlarından birini oluşturur. Dünyanın ısısı, yörüngesi ve yüzeyi de bu gezegenin yaşam için özel olarak tasarlandığını göstermektedir. Bu özel gezegende son derece kapsamlı bir canlılık vardır. Milyonlarca farklı bitki ve hayvan türü dünya üzerinde kusursuz bir uyum içinde yaşar. Bu öyle sağlam bir uyumdur ki insanın müdahalesi olmadıkça hiçbir bozulmaya uğramadan kesintisiz devam eder. Peki bu sistemler ve bu canlılar nasıl var olmuştur? Dünya üzerindeki canlılara bakıldığında açık bir tasarım gözlemlenir. Hepsi yaptıkları işi en iyi biçimde yerine getirmelerini sağlayacak son derece kompleks sistemlerle donatılmıştır. Canlılık planlanmış, tasarlanmış ve düzenlenmiş olduğuna göre de mutlaka bir yaratıcısı olması gerekir. Nitekim o yaratıcı tarihin başından bu yana insanlara kendini tanıtmıştır. O, gökleri ve yeri yoktan var eden, tüm canlıları da yaratıp şekillendiren Allah'tır. ...19. yüzyılda ortaya atılmış olan evrim teorisi ise bu apaçık yaratılış gerçeğini reddeder. Teori, yeryüzündeki canlı türlerinin Allah tarafından yaratılmadıklarını, tesadüflere dayalı bir süreç sonucunda oluştuklarını öne sürer. Evrim teorisini ortaya atan kişi, amatör bir doğa bilimci olan Charles Darwin'di. Darwin, teorisini 1859 yılında yayımlanan Türlerin Kökeni adlı kitabında açıklamıştı. Kitap kısa sürede popüler oldu. Bunun nedeni ise kitabın bilimsel değeri değil, ideolojik anlamıydı. Darwin, Allah'ın varlığını inkar eden materyalist felsefeye çok önemli bir destek sağlamıştı ve bu felsefenin bağlıları onu hararetle destekledi. Diyalektik materyalizmin kurucusu olan Karl Marx, ünlü kitabı Das Kapital'i Darwin'e ithaf etmiş ve ona yolladığı nüshaya da şöyle bir not düşmüştü. Charles Darwin'e ateşli bir hayranından. Darwin'in teorisine göre canlılar ortak bir atadan geliyordu ve uzun bir süre içinde küçük küçük değişimlere uğrayarak farklılaşmıştı.
Darwin ortaya bu iddiayı ispatlayan hiçbir somut bulgu koyamıyordu. Hatta teorisini geçersiz kılan pek çok gerçeğin de farkındaydı. Bunları kitabına eklediği Teorinin Zorlukları başlıklı bölümde kabul etmek zorunda kalmıştı. Darwin, bilimin gelişmesiyle birlikte bu zorlukların ortadan kalkacağını umuyordu. Oysa tam aksine gelişen bilim Darwin'in iddialarını birbiri ardına çürütecekti. Darwin tüm canlıların tek bir ortak atadan geldiklerini ve birbirlerinden türeyip evrimleştiklerini savunmuştu. Peki ama bu ilk canlı nasıl ortaya çıkmıştı? Darwin kitabında bu konudan hiç söz etmemişti. Çünkü bunun teorisi için büyük bir sorun olduğunun farkında değildi. Yaşadığı dönemdeki ilkel bilim anlayışı canlılığın çok basit bir yapıya sahip olduğunu varsayıyordu. Orta çağdan beri inanılan spontane jenerasyon adlı teoriye göre canlı varlıkların kolaylıkla cansız maddelerden oluşabileceği sanılıyordu. Bu dönemde kurbağaların çamurdan, böceklerin yemek artıklarından oluştuğu yaygın bir düşünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yapılmıştı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz buğday konmuş ve biraz beklendiğinde bu karışımdan farelerin oluşacağı sanılmıştı. Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaşılacaktı ki etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluşmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları gözle görünmeyen yumurtalardan çıkıyorlardı. Darwin'in evrim teorisini ortaya attığı dönemde ise mikropların cansız maddelerden kolaylıkla oluşabildikleri inancı bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının yayınlanmasından 5 yıl sonra ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur evrime temel oluşturan bu inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptığı uzun çalışma ve deneylerde vardığı sonucu şöyle özetlemişti. Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür. Yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Amaç, evrim teorisi tarafından tüm canlıların ortak atası olduğu iddia edilen ilk canlı hücrenin nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmekti. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attığı bir takım tezlerle canlı hücresinin cansız maddelerden kendi kendine tesadüfler sonucu oluşabileceğini savundu. Ancak bu çaba başarısızlıkla sonuçlanacak ve Oparin şu itirafı yapmak zorunda kalacaktı. Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusuna evrimci bir açıklama getirebilmeyi amaçlayan deneyler düzenledi. Bu deneylerin en ünlüsü Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında yapıldı. Miller, ilkel dünya atmosferinde olduğunu iddia ettiği gazları bir deney düzeninde reaksiyona sokarak birkaç basit organik molekül elde etti. O yıllarda evrim adına önemli bir aşama gibi tanıtılan bu deneyin gerçekleri yansıtmadığı ilerleyen yıllarda anlaşıldı. Deneyde kullanılan gazların dünyanın ilk dönemlerinde atmosferde bulunan gazlardan çok farklı olduğu daha sonra ortaya çıktı. Miller da deneyinin geçersiz olduğunu ilerleyen yıllarda itiraf edecekti. Hayatın kökeni sorununu açıklamak için 20. yüzyıl boyunca yürütülen tüm evrimci çabalar hep başarısızlıkla sonuçlandı. Evrim teorisinin ünlü savunucularından jeokimya profesörü Jeffrey Bada, evrimci literatürün önde gelen yayınlarından Earth dergisinin Şubat 1998 sayısında bu gerçeği şöyle itiraf eder. Bugün 20. yüzyılı geride bırakırken
hala 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız. Hayat, yeryüzünde nasıl başladı?